biz artık bugün maliyeti yüksek de olsa içeride üretmek zorundayız. Maliyeti yüksek de olsa diyelim kömürü dışarıdan almayıp Zonguldak Dağı'nın altından çıkartmak zorundayız. Veya maliyeti daha biraz daha yüksek de olsa pamuğumuzu Söke Ovası'nda, Bakırçay Havzası'nda, Iğdır Ovası'nda, Adıyaman Ovası'nda, Muş Ovası'nda yetiştirmemiz lazım. Çünkü öyle bir yere doğru gidiyoruz. Yani dış ticaret açığımızın kaldırılamayacağı bir noktaya zaten gelmiştik. Şimdi daha da acil bir durumla, yakıcı bir durumla karşı karşıyayız. Onun için içerideki üretim kapasitemizi harekete geçirmemiz lazım. Tabii bununla korona salgını arasında da bir problem var. Yani bu korona salgınında herkese evde otur diyoruz ama bir yandan da kendisini dayatan bir üretim devrimi ihtiyacı var. Bunu çözmek çok çok önemli. Onun için sonuç itibariyle emekçinin canını korumak, emekçinin sağlığını korumak, o fabrikalarda, o iş yerlerinde, o hizmet kurumlarında çalışacak insan gücünü sağlıklı olarak tutmak bugün en önemli mesele haline geldi. Yani fabrikada gidip kim çalışacak? Eğer fabrikada çalışanlar birbirlerine virüs geçirecek, salgını büyüteceklerse o iş nasıl çözülecek? Onun için burada geldi her şey düğümlendi. Ama üretimden ve ekonomiden tamamen vazgeçen tercihler yapamayacak durumdayız. Onun için sağlık sistemindeki çok kararlı tercihlerle ve belki bir kısa sürede bazı şeylerden vazgeçerek, diyelim 2 ay, 3 ay sokağa çıkmıyoruz ama 3 ay sonra Çin'in yaptığı gibi krizi atlatıp ondan sonra bütün gücümüzle üretim devrimine yöneleceğiz gibi tercihler de olabilir. Tabii burada hükümetin elindeki verilerin bizim de elimizde olması lazım. Hükümetin elinde silahlı kuvvetleriyle, diğer unsurlarıyla, sağlıkla ilgili, üretimle ilgili, ekonomiyle ilgili bilgiler tabii mevcut. O bilgileri değerlendirerek doğru isabetli kararlar alınacaktır. Onun için burada böyle bu bilgilere sahip olmadan devamlı böyle bir takım öneriler üretmek de çok sağlıklı olmuyor. Evet.